Bir kelebek kadar mutlu, bulutların üstünden bakıyormuş gibi coşkulu, topraktan fışkıran tohum gibi umut doludur yaşamak. Ortaktır özlemimiz, mutluluktur düşümüz, aynıdır hislerimiz. Farklılıklarımızla bizi biz yapan yanlarımızla buluştuk hayatın ortasında, insan olma rüyasında. Coşkularımızda, korkularımızda, unutulduğumuzda, yok sayıldığımızda hep aynıyız aslında. Güneşin her doğuşuyla başlarız engelsiz bir hayata. Engellere engel demez, sınırsız gücü içimizde buluruz. Eksikliğimizi tamamlama arzusuyla hayatı mucizeye dönüştürürüz. Engel yoksa nefes almaya, kimsenin özrü olmaz, özgürce yaşamaya. Göremeyen sanılan, bilinmeyen bir dünyayı gösterir. Gönülden dökülen sözleri hiç duymayan işitir. Dansların en güzeli hissedilenle edilir. Engel yoksa güneşin doğmasını, hazırsa her sabah yeniden doğmaya. Ben de engelsizim, yapamadıklarımı aldırmayıp yapabileceklerimle anılmaya. Zihnimdeki ve yüreğimdeki engelleri kaldırdığımda engelsizim. Umuda, coşkuya, sevince, aşka. Engelsizim insanlığa değer, hayata anlam katmaya. Engellerimle mucizeler yaşatmaya. Hiçbir engel, engel değildir aşıldığında. Sevgili izleyenler, Gündem Üniversitesi'ye hoş geldiniz. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugünkü programımızda engellerin karşılaştığı sorunlar ve engelsiz yaşam için bizlere düşen görevler nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Programımızın konukları Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Mustafa Toranoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler sorunlara. Bizler deyiz. Sağ olun. Programımızın başında izleyicilerimiz adına sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz. Evet. 1966 Karabük doğumluyum. 1996 yılında geçmiş olduğum bir kaza sonucu omurilik felçlisi oldum. Ve daha sonra da derneğimize geçerek önce tedaviler ve çeşitli çalışmalar. Biraz kendimi toparladıktan sonra da derneğe geçtik. Dernekteki çalışmalarla beraber bizim düştüğümüz duruma bir başkası düşmesin diyerekten çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmaların içerisinde 20 yıl olmuş derneğimiz kurulalı. 20 yıldan ben 12 yıldır dernek başkanlığı, 4. dönem bu dönem. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci başkanım Mustafa Bey'le de uzun yıllardır tanışıyoruz. Beraber yönetim kurulunda görev aldık. Ve şu anda benim ikinci başkanım olarak devam ediyor. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1973 Karabük doğumluyum. Safranbolu'da yaşıyorum. Safranbolu Üniversitesi Lisesi mezunuyum. Askerlik görevim sırasında ve onun bitiminde görme ve nörolojik engelli oldum. Sakatlar Derneği ile tanışmam 1996 yılında oldu. 2003 yılında daha faal olmaya başladım. Son 5 yıldır da Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi'nin ikinci başkanlığını ikinci dönemdir yapıyorum. Ki Başkan Muhittin Yılmaz'la da birlikte güzel çalışmalar imza attığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da inşallah güzel çalışmalarla birlikte olmayı düşünüyoruz. Yani daha birkaç projemiz var kafamızda. Onlarla birlikte daha devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Evet. Programımızda ilk olarak ben size şunu sormak istiyorum. Engel nedir diye soracağım. Çünkü ailemizde ya da yakın çevremizde engelli biri yoksa eğer bunun ne olduğunu ve bununla nasıl mücadele etmek gerektiği konusunda çok fazla bilgiye sahip değiliz. O yüzden engel nedir? Engelli kime denir aslında? Bilinçli olmayan insanlara bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Evet. Engel, kişinin doğuştan veya sonradan geçmiş olduğu bazı
vücudundaki organlardaki noksanlıklar ve noksanlıklardan kaynaklanan bir olgudur. Kişi doğuşta anne karnından sonra veya anne karnında yanlış ilaç kullanımından veyahut da işte akraba evliliğinden kaynaklanarak bugünlerde engelli doğumu olmakta veyahut da sonradan çeşitli kazalarda veya savaşlarda veya terör mağdurunda bu şekilde de engeller oluşmakta ve engelli bu şekilde engel oluşmakta. Engelli toplum hayatında tam ve etkin olarak katılım sağlamak için dernek olarak bir dizi çalışmalar yapmaktayız bu konu hakkında. Ve ülkemizde de son zamanlarda bayağı bilinçlenmeye başlandı. Evet. Bu konuda çeşitli çalışmalar kamuoyunda ve basınların, siz basının önderliğinde, hükümetlerin, devletlerin önderliğinde uygar yaşamın içerisine katılması için engelli çeşitli çalışmalar yapılmakta Türkiye'de. Peki engelliliğin sebeplerine baktığımızda önlenebilir nedenler de var. Mesela genetik etkenler, işte hamilelikteki ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak vesaire. Engelin önlenebilmesi için bilinçlendirme çalışmaları neler yapılmalı ya da yapılan, bununla ilgili yapılan şeyler var mı? Tabii ki yani dediğim gibi ülkemizde engelliğin önlenebilmesi için önce akraba evliliklerinde büyük bir sıkıntı var. Son zamanlarda evet, bayağı azalmaya başladı bu. Tabii hekimlerimizin de çalışmalarıyla yani şimdi teknoloji çok gelişti. Evet. Ve engelli yani engelli doğumunu engelli çocuğun engelli doğacağı zamanı belirlenebiliyor. Ona göre yani müdahale edilebiliyor veya müdahale edilmeyebiliyor. Buna göre hareket edilebiliyor. Sonradan yine engelli oluşumunda kazalarda kendimin de içinde bulunduğum bir kaza sonucu engelli olduğumu söylemiştim. Evet. Bilinçsiz yaklaşım yani biz Türk toplumu olarak yardımsever olmaya çok iyiyiz. Yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bu arada da zarar verebiliyoruz. İstemeden de olsa bu şekilde. Ama yine dediğim gibi son zamanlarda basında yer alan, basına paylaşan halkın bilinçlenmesiyle son zamanlarda biraz daha bu düzelmeye çalıştı. Tecrübe edinerek bu şekilde biraz daha düşüğe çekildi. Biliyorsunuz son zamanlarda savaşlar çok büyük sıkıntı vermeye başladı. Terör yine ceza aynı şekilde. Hani engellilik çok büyük sıkıntı. İnşallah bundan sonra daha bilinçli olarak bir çalışmalar yapılması lazım. Sizlerin destekleriyle birlikte. Peki engelli bireylerin toplumda karşılaştığı sorunlardan bahsedelim. Aslında en önemli noktası da bu. Hem ailevi hem de sosyal olarak sosyal çevrede ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar? Hani yerel yönetimlerden önce biz bireylere ne gibi görevler düşüyor bu konuda? Tabii ki. Engellilerin sosyal hayata katılmaları için öncelikle aile bilinçlenmesi gerekiyor. Aile çocuğunu eve kapatmaması gerekiyor. Bunun akabinde altyapıların yerel yönetimlerle beraber daha düzgün, daha engellilere uygun hale getirilmesi ön planda. Yine burada görme engelliler ve ortopedik engelliler, işitme engellilerle beraber örneğin trafikteki sinyalizasyon sistemlerini sesli hale getirilmesi, kaldırımların yine engellilere uygun hale getirilmesi, rampalarının yapılması, bu şekilde çalışmaları. Aile çocuğunu eğitimi için devletimiz tarafından son zamanlarda evde eğitim başladı. Evet. Yani 6 ay evinden dışarı çıkamayacak olan çocuğumuza evde eğitim veriliyor. Eğitim çok önemli. Evde bakım hizmetleri var. Yine engelli çocuğuna, engelli bireyine bakan aileye kriterleri tuttuğu takdirde böyle bir yaklaşık 805 lira bir desteği var. Her 6 ayda bir artıyor bu. Yani bu şekilde güzel bir desteği var. Yine özel eğitim gereksinimli olan kişilere özel eğitim okullarımız var. Özel eğitim rehabilitasyonlar var. Bu şekilde son zamanlarda güzel gelişmeler oluyor. Yeterli mi? Biraz daha evet, birlikte olursak daha güzel günlere ulaşacağız inşallah. Peki
Bu konuda yerel yönetimlerin görevleri neler? Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Mesela Karabük'ten bahsedecek olursak. Mesela Karabük merdivenleriyle aslında biraz meşhur. Benim mesela siz bahsedince direkt aklıma o geldi. Bununla ilgili yerel yönetimler nasıl çalışmalar yapıyor? Engellilerin daha rahat bir şekilde dolaşabilmesi, hayatını idame ettirebilmesi için. Karabük'te çeşitli çalışmalar yapılıyor ancak yeterli değil. Neden? Yürüyen merdivenler var. Evet. Tekerlekli sandalyemle ben yürüyen merdivenini kullanamam. Evet. Asansörler sıkıntılı. Bazı asansörler. Ulaşım sıkıntısı var. İşte kaldırımda bazen bazı kaldırımlar düzenleme yapıldı, bazıları noksan. Altyapı çalışmaları devam etmekte. Bu tür sıkıntılar var. Önümüzdeki günlerde inşallah belediye başkanımız bu konuda düzenlemeler yapılacak. Yani noksanlıklarımız var. Ama tamamlanmasında biz de bizzat giderek kendileriyle belediye başkanımızla, imar müdürlüğüyle beraber görüşmeler yaparak standartlara uygun hale getirilmesi için bir dizi çalışmalar yapmaktayız. O zaman Sakatlar Derneği'nden bahsedelim sizin de yaptığınız çalışmalara geçmeden önce. Ne zaman kuruldu, faaliyetleri nelerdir? Bunlardan genel olarak bahsedebilir misiniz? Tabii. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında kurulmuş, Türkiye çapında 65 tane şubesi olan, bu şubelerden bir tanesi de Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubemiz. 1996 yılında Karabük'te şube olarak kurulmuş ve yaklaşık 20 yılda, 19 yıl bitmekte, 20 yıl içerisinde Karabük'te çeşitli çalışmalar yapmakta. Engellilerin toplum hayatına tam ve etkin olarak katılımlarını sağlamak için çeşitli projeler, onların sokağa çıkması için, işte onlara imkan verilmesi için tekerlekli sandalyeler, akülü sandalyeler konusunda verilen desteklerle birlikte son zamanlarda il özel idaremiz tarafından 30 bin liralık bir bütçe ayrılarak engellilerimizin sokağa çıkmalarını çıkarabilmesi için onlara tekerlekli sandalye, özellikle akülü sandalye ve özellikle tekerlekli sandalyeler olmak üzere istişare içerisindeyiz. En son şu anda 12 tane tekerlekli sandalye, kaliteli özellikli sandalye 3 Aralık'ta işte bugün vereceğiz. Evet. Bugünkü programımızda işte saat 15'te Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda, Kültür Merkezi'nde dağıtımı yapılacak. Evet. Bu şekilde çalışmalarımız var. Ben buradan başta Sayın Valimiz Orhan Halimoğlu Bey olmak üzere, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun Bey olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Bey olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz yapmış oldukları desteklerden dolayı sizin aracılığınızla. Evet, bu yardımlardan ve işte bu tekerlek sandalyelerin bir şekilde temin edilmesinden bahsettik. Peki kişisel olarak yardımseverler nasıl ulaşıyorlar size, nasıl ulaştırıyorlar ihtiyaç sahiplerine bu araçları ya da engellilerin kullanması gereken özel ilaçlar olması gerekiyor. Evet. İşte bunları nasıl temin ediyorsunuz? Bizler derneğimiz olarak bir broşür bastırdık. Bu broşürümüzde Türkiye Sakatlar Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları bahsettik. 10.000'in üzerine broşür bastırdık. Kapı kapı dağıtıyoruz bunları. Ancak biz kapılara gidip de yardım toplamıyoruz. Çeşitli dergiler satıyorlar. Engelliler üzerinden rant elde etmek isteyenler var. Biz evet. bunları yapmıyoruz. Buradan, bu broşürden bize ulaşanlara biz diyoruz ki böyle böyle çalışmalar yapıyoruz. Kendileri de diyorlar ki işte biz tekerlekli sandalye bağışlamak istiyoruz. Tabii ki diyoruz. Çeşitli kişilerle, medikal firmalarıyla bir araya getirerek onların telefon numara, itibar numaralarını ve sandalye alabilecek bir sandalyeyi, yani onların bütçelerine, yardımseverlerin bütçelerine göre diyoruz sandalye mi alacaksınız? Yani 5 tane sandalye alacağınıza bir tane sandalye alın, kaliteli ve özellikli olsun. Yani diğer sandalyeler, bu kapaklardan son zamanlarda gündemde olan konular var. Kapak verip sandalye alımı konusunda. O gelen kapaklarla gelen sandalyeler kaliteli sandalye değil. Yani sadece sandalye alıp veriyoruz. Yani bir kaliteli sandalye en az 700-800 liradan başlayıp 20 bin liraya kadar tekerlekli sandalye var. Evet. Manuel tekerlekli sandalye. Evet. Yani biz yine en altını alıyoruz ama kaliteli sandalye alıyoruz. Yani 700-800 liradan başlayan bir sandalyelerden alıyoruz.
Amerikan firmalarının, yani Çin malı almıyoruz o şekilde. Yani. Evet. Bu şekilde bir sandalyeler alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun akabinde yine projelerle engellilere hayata katmak için yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu dördüncü dönem oluyor. Engelli kamu personeli seçme sınavına engelli arkadaşlarımızın bilgilerini lise mezunu ve dengeli okulların mezunlarının hazırlamak için, bilgilerini tazelemek için bu dördüncü dönem 3 Aralık'ta yine programa gidiyor bugün akşam. O arkadaşlarımız 3 ay boyunca günlük 3 ders üzerinden, 3 saat üzerinden eğitim alacaklar. Şu anda 20 kişi ve 4 dönemdir, Mustafa arkadaşım daha iyi şey yapar, yaklaşık 22 tane şu an kamu personeli olan memur arkadaşımız var. Evet, evet. Ve sadece bunlar kamu yerleşmiş memur arkadaşlarımız. Ben de tam bu noktada şeyi soracaktım. Engellilerin istihdam edilmesi için ne gibi çalışmalar yapıyor diyecektim. Mesela Sürekler'in de yapmış olduğu bedensel engellilere yaşam boyu istihdam olanağı. Nasıl çalışabilirler, nasıl hayata kazandırılabilirler? Tabii. Bunlardan bir de zaten KPSS örneği. Evet. Bunun dışında başka olanaklar var mı? Tabii ki yani şimdi engelli personeli istihdam etmek için kamu ve özel kuruluşların %3 engelli istihdam etme zorunluluğu var. Evet. Devlette ve özel sektörde. Bunun son zamanda çalışmaları kamuda %4'e çıkarılması için çalışmalar yapılmakta. Ve son aşamaları hazırlanıyor. %4'e çıkarsa çok çok daha iyi olacak. Engelli istihdamı konusunda. Özel sektörde de %3. Çalıştırmayan iş yerlerine de eğer engelliyi çalıştırmıyorsa bu iş yerlerine de aylık 1700 lira civarında bir ceza kesiliyor. Evet. Bu cezalarda yine engellilerin projelerine proje çalışmalarına katkı sağlamak için yine engeller üzerine harcanıyor. Bu çalışma şeyine, İşkur aracılığıyla. Böyle bir çalışma var. Yine bizler dernek olarak engelli arkadaşlarımızı istihdam için çeşitli kurumlarla, kuruluşlarla, yani özel sektörle daha çok bir araya gelerek bunların istihdam edilmesi konusunda girişimlerde bulunuyoruz. Bu şekilde çalışmalar devam ediyor ve engelli istihdamında da kurumların, engellilerin sigortalarının muafiyeti var. Bir çeşit muafiyetler var devlet tarafından yine öngörülen istihdam etmesi konusunda iş yerlerinin. Böyle bir çalışmalar var. Bizler de bu çalışmalara destek ediyoruz. Son zamanlarda yine Safranbolu'da bir proje yaparak, Mustafa arkadaşım yine o konuda bahsetsin. Bilişim uzmanlığı kursu. Bilişim uzmanlığı ağ kurulum. Evet. Uzmanlık kursu. Bu Safranbolu İlçe Milli Eğitim'le birlikte düzenlemiş olduğumuz bir kurstu. Ortaklığını yaptığımız bir kurstu. Kursiyer olarak, dernek olarak 8 tane kursiyerimiz verdik. O kursiyerlerimizin de 3 tanesinin iş garantisi vardı. Ama proje çok büyük projeydi. Projenin akabinde de işte 5,5 ay falan sürdü. İşte bir şansına 4 tane arkadaşımız şu an kısa süreli olsa bir istihdam edildi. Yani asgari ücretli olacak şekilde 4 tanesi istihdam edildi. Evet. Ki bununla birlikte de başka projeler tabii devam ediyor yani istihdam konusunda da. Bir de çalışan arkadaşlarımızın, çalışan memur arkadaşlarımızla birlikte olduğu bir Safranbolu, o konuya geçeceğiz galiba şimdi anlaşılan. Safranbolu'da başka bir kursumuz daha oldu, Braille alfabesi kursu. Orada da görme engelli arkadaşlarımıza Braille alfabesi kursu verilerek, tabii görme engelli arkadaşlarımızın daha bir hayata kazandırılarak yazı okuma olayı gerçekleştirildi. Yani yazı okuma durumu öğretildi. Böyle de bir kursumuz oldu yani. Derneğimizin çalışması oldu. Son zamanlarda projelerimiz çok gelişti yani. Evet. İşaret dili kursu verdik derneğimizde. İşaret dili dini eğitimler kursunu verdik. Bilgilerini verildi. İşaret diliyle oldu bu. Yani halk eğitimle, milli eğitimle evet, beraber halk eğitimde koordu verilen işaret dili evet eğitimiyle o zaman sizin de dahilinizde olduğu bir evet program. Derneğimizde yapıldı bu kurs. Evet. Yani 35 tane arkadaşımız sertifikalarını aldılar. Yani böyle bir çalışmalarımız da var. Devam ediyor. Evet, istihdamdan önce bir de rehabilitasyon merkezlerinden bu tarz eğitim, hani önce bu engelin iyileştirilebilir ve kendi hayatını, engelli kişinin kendi kendine
idame ettirebilmesi için verilen kurslar, eğitimler nelerdir? Bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Bunlardan bahsedelim biraz. Tabii yani Karabük Merkez'de şu anda 3 tane özel eğitim kurumu var. Bu özel eğitim kurumu, özel eğitim rehabilitasyon kurumları diyelim. Bu kurumlarda küçük çocuklarımıza, diğer engel gruplarımıza çeşitli eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde fizik tedavi rehabilitasyonu olsun, diğer bilgi eğitimi, işaret dili bilgi eğitimi, yani çocuklarımızın gelişimini sağlamak için, engellerini aşmaları için böyle bir çalışmalar var. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim'e bağlı bu. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne bağlı olan kuruluşlar. Ve bunlarla da işbirliği içerisindeyiz. Örneğin şu anda 3 Aralık'ta bugün yapacağımız program Şafak'ı isim vermedi. Var mı? Yok, burayı hayır. Şimdi, Şafak Özel Eğitim'le beraber Karabük Belediyesi'ne ait nikah salonunda yapacağımız bir programda yani bir araya geleceğiz ve onların bilgiler vereceğiz, çeşitli bilgiler vereceğiz. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bir uzmanımızla, Karabük Belediyesi'nden bir uzmanımız ve derneğimiz olarak, başkan olarak ben katılacağım. Bir panel düzenlemesi. Böyle bir çalışmamız var. Diğer eğitim kurumlarıyla da yine işbirliği içerisindeyiz. Evet. Karabük Üniversitemizle beraber işbirliği içerisindeyiz. Birçok çalışmalarımız en son Sağlık Kültür Spor Daire Başkanımız yeni atandı işte. Kendisiyle görüşmeler yaptık. Ve engelliler, Karabük'teki engelliler hakkında bir dosya kendisine ulaştırdık. Bir çalışma yapacağız. Daha önceki rektörümüz Burhanettin Uysal hocamızla da çeşitli çalışmalar yaptık. Bir günlük temsili üniversite mezunu olan engelli arkadaşlarımız var. Bununla beraber böyle bir proje yapıldı. Yani güzel çalışmalar yapılıyor. Evet. Üniversitemizdeki genç öğrenci arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz projeler var. Metal bölümü öğrencilerinden tekerlekli sandalyeleri bitirme tezi olarak tekerlekli sandalye yaptılar kendileri. Beraber çalışmalar. Şimdi teknoloji bölümüyle beraber, teknoloji fakültesiyle beraber bir arkadaşımız da engelli sandalyesine çağımızın gereksinimi işte cep telefonlarının, tabletlerinin kullanılması için güneş enerjisinin bir panel yapacak arabaya. Arabayı verdik, evet. Şarj olacak. Yani engelli arkadaşımız gittiği yerde şarj cihazı aramadan veya bir elektrik enerji aramadan aracındaki enerjiden, güneşten alınan enerjiden bataryalarını dolduracak. Evet. Böyle bir çalışma yapılacak. İnşallah en kısa zamanda bu da tamamlanacak. Peki diğer engeller adına açılmış kuruluşlarla ya da sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa yapılan bir şeyler var mı? Yani bizim 2009 yılında biz bir proje yapmıştık. 2008-2009 yılında engellerimize yine istihdama yönelik bir proje yapmıştık. Ve Safranbolu Maketevi kursu şeklinde bir proje hazırlamıştık. İşkur'la, federasyon aracılığıyla devletimize. Bu kursumuzu başlatmak için projemizi sunduk. Kabul edilmişti. Ancak bazı nedenlerden dolayı bizler projeyi yürütemedik. Yani ufak tefek aksaklıklar oldu. Projeyi iptal ettik oradan. Yine önümüzdeki zaman zarfında ileride yine bir projelerimiz olacak inşallah. Diğer kurum kuruluşlarla bizim en büyük çalışma alanımız Aile Sosyal Politikalar Karabük Valiliğine bağlı ve Karabük Belediyesi, yerel yönetimler, il özel idaresi, köydeki olan engelli arkadaşlarımız veya ilçelerdeki olan özel idaremizle beraber çalışmalar yapıyoruz. Evet. Ve diğer ilçelerimizde ki belediye başkanlarımızla yine aynı şekilde engellileri altyapıları uygun hale getirilmesi için kanun da var zaten. Yapılan bir binalarda ruhsat verilmesi için öncelikle engelli ulaşımını sağlamak gerekiyor. Evet. Asansör olsun, ramp olsun. Yani bu tür çalışmalar olması gerekiyor. Kanun gereği bu. Onun akabinde de kaldırımlar yine aynı şekilde keza. Rampa engelliye uygun olması gerekiyor. Sadece burada engelli kullanımı değil. Bunun yaşlılarımız da kullanıyor. Evet, evet. Çocuklu bayanlarımız da kullanıyor. Görme engelli arkadaşlarımız, ortopedik engelli arkadaşlarımız. Yani toplumun tüm kesimine hitap eden bir çalışma olması gerekiyor. Rampaları tüm kesim kullanabiliyor. Sadece şeyler de kullanıyor. Burada söylemek istiyorum. Yalnızca sıkıntı toplumun bazı kesimini eğitmek gerekiyor. Araçlarından engelli rampalarının önüne araç park ediyor. Evet. Buradaki sıkıntılarımız çok. Bunları da eğitmemiz de gerekiyor.
Yani yine de sizlerin aracılığıyla bunun önüne geçebiliriz inşallah. Evet, aslında bakalım. Dediğim gibi kendi içimizde olmadığı zaman farkına varamıyoruz bazı şeylerin biz yaşamadığımız için. Onun nasıl bir engel teşkil edeceğini, nasıl soruna yol açabileceğini fark edemiyoruz. Bu bir hak aslında. Bunların yapılması. Haklardan bahsederken de engelli hakları var. 2015 yılında yenilenen burada da engellerin hukuki alandaki haklarından bahsetmek istiyorum. Size bunu sormak istiyorum. Devletin engeller için sağladığı koşullar neler? Tabii ki şöyle, engellerin bazı hakları var, indirimleri var. Bunlardan bazıları engelliler için özel olarak üretilmiş materyallerde bazılarını, örneğin görme engellilerin kullanmış oldukları bazı materyallerde KDVM, ÖTV muafiyeti var. Ortopedik engellilerin araç alımındaki ÖTV muafiyeti var. %40, %45'lere varan bir ÖTV indirimi. Bununla işte devletimiz yine hükümetimizle beraber %18'lik KDV'yi %8'lere veyahut da kaldırırsa buradaki süreyi de uzatmasında biz mahsuru yok. Yani 5 yılda aracı zaten devredemiyoruz. Bu aracı devretmeyi daha uza hale getirir. Mesela 8 yıla 10 yıla uzaltır. Burada KDV'yi kaldırır. Çok büyük kaybı olmaz inşallah. Bu çalışmalarımız var. Görüşmelerimiz var. Bunun akabinde devlet tiyatrolarından engelliler ücretsiz yararlanabiliyor. Su indirimi var. Faturalarda. Yerel yönetimlerde. Evet. GSM'lerde indirim var. Telekom'un telefon, sabit telefonlarda, internetlerde indirim var. 200 metreye kadar bir dairesi olan bir engellinin emlak vergisi muafiyeti var. Bayağı geniş bir kapsamda milli parklara girişlerde ücretsiz, işte Türk Hava Yolları'ndan indirimli, şehirler arası toplu taşıma araçlarından indirimli, şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz indirimler var. Ücretsiz taşıma var. Son zamanlarda bu ücretsiz taşımalarda bayağı bir sıkıntı var. Sayın milletvekillerimizle ilgili birimlerle bu görüşmeleri yapıyoruz. Devlet olarak, hükümet olarak verilmiş bir hak var. Evet, topluluş, buna ulaşmak evet. Biraz sıkıntı olabilir. Çünkü bu iyi niyet suistimal edilebilir aslında başka insanlar tarafından engelleri sağlanan bu kolaylık. Evet, burada işte bazı sıkıntılar. Yerel yönetimlerdeki işte özel halk otobüslerinin de bu şeylerde, çalışmalarda örneğin diyor işte ortopedik engelli veya görme engelli. Bunlarda bizim taşımakta hiçbir sıkıntımız yok. Bazı engel grupları var ki sapasağlam, benden daha sağlam, ücretsiz seyahat kartını gösteriyor diyor. Yani buradaki çelişki, kişinin engel dediğiniz zaman sadece görünen engel değildi. Yani kişinin iş gücü kaybına göre engel oranını belirleniyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Evet. Bu %40 ve üzeri olan engellerde haklar var. Bu haklar devam ediliyor. Böyle bir çalışma var. Peki Karabük'teki engelliler için yürütülen spor ve ya sanatsal faaliyetlerden bahsedeyim. Örneğin tekerlekli sandalye basketbol takımımız evet varmış. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Karabük'te çeşitli işte özel eğitim kurumlarında da bazı spor dalları var. Bunlar yapılıyor. Profesyonel olarak Kardemir Karabük Spor'a ait tekerlekli sandalye basketbol takımımız var. Basketbol takımımız deplasman ligli, yine Avrupa şampiyonalarına katılan bir takımımız. Geçen yıl yaklaşık 3 yıldır 3. bitiriyoruz ligi. 29 Mart'ta da yine İspanya'da bir şampiyona var. Oraya şampiyonaya gideceğiz 3. olarak. Orada bir karşılaşmamız olacak. Türkiye'de 52 tane engelli tekerlekli sandalye basketbol kulübü var. Bu 52 spor kulübünün içerisinde Türkiye'de ilk 3.'yüz biz. Galatasaray, Beşiktaş, Kardemir Karabükspor. Evet. Kulüp olarak. Diğer kulüpler de var. Belediyelere ait olan kulüpler var. Bu çalışmalar var. Yine özel sporcularımız var. Özel eğitim kurumlarından katılan Karabük'te. Böyle sporcularımız var. Son zamanlarda bir de gençlik spora ait oturak voleybol takımı kuruldu. Onlar işte daha yeni kurulduğu için çalışma aşamalarında. Böyle çalışmalar var. Engelliler spora da katılabiliyor. Evet.
Sizin bu çalışmalarda aldığınız desteklerden bahsedelim. Mesela gönüllü çalışanlarınız var mı ya da dernek olarak çalışan insanlar nasıl oluşuyor, nasıl size katılabiliyor? Mesela şu da dikkatimi çekmişti. Sakatlar Derneği'nde başkansınız ve bir engeliniz var ve genellikle Türkiye geneline baktığımızda engelli insanların daha çok buna meraktan kaynaklanıyor sanırım. Evet. Başvurduğunu görüyorum. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii bizim derneğimiz yani Türkiye Sakatlar Derneği'nin dernekler tüzük üzerinde hareket eder. Evet. Bu tüzükle beraber 1960 yılında yapılmış olan ve daha sonra yine çeşitli çalışmalara içerisinde derneğimize yönetim kuruluna girmek için başkanı olmak için ortopedik engelli olmak gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim, damdan düşenin halinden damdan düşen anlarını. Evet. Aslında yanlış bir şey ama yine de gerçekten oluyor. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlıyor. Genelde öyle oluyor bazen. Bizim derneğimiz %10 ortopedik engelli ve üzerinde olan kişiler dernek yönetiminde görev alabilirler. Gönüllü de tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak çalışma yapılmakta. Dernekte ücretli çalışan yoktur. Tamamen gönüllüler. Gönüllü üyelerimiz de var. Bunlar da sağlam olabiliyor. Gönüllü üyelerimiz, işte üniversiteden gönüllü üyelerimiz var, arkadaşlarımız var. Beraber hareket ediyoruz. Yine Karabük'ten yine gönüllü üyelerimiz var. Boş vakitlerinde bazen geliyorlar derneğimize, bazen yardımcı oluyorlar. İşte böyle bir çalışma var. Yine gönüllülük insanı, yani ücretli bir çalışanımız yoktur dernekte. Tamamen gönüllülük esasına dayanır. Evet. Böyle bir çalışmamız yapılıyor. Peki programımızın son kısmına girerken ben Mustafa Bey'e sormak istiyorum. Siz de görme Evet. engellisiniz. Peki görme engellilerle ilgili yapılan çalışmalar neler? Hem Karabük'te hem de genel olarak Evet. Sakatlar Derneği'ni ele alırsak Türkiye'de. Şimdi ilimizde yaklaşık 200 kadar falan bir görme engellimiz var. Bildiğimiz görme engel. Yani diğerlerini saymıyorum. Bunların 20 kadarı falan hiç sıfır görme. Şimdi görme engellerin materyalleri ortopedik engellere göre biraz daha farklı. Yani gelişen teknolojiye göre illa ki onların da bazı gelişmeler elde etmesi lazım. Bilgisayarların konuşan programları, cep telefonundan konuşan programları, saatler, işte beyaz bastonlar. Ondan sonra konuşan bazı materyaller, örneğin saat gibi, tart aleti gibi, ölçü birimleri gibi falan. Bunların sürekli de gelişmesi gerekiyor. Yani aynı versiyonda kalmaması gerekiyor. Çünkü bilgisayar programı sürekli gelişiyor, telefon programı sürekli gelişiyor Evet, ona ayak falan. uydurmak için. İlla ki sonuçta bunlar geliştikçe görme engel. Mesela bir ortopedik engelliği bir yere oturtturup bir iş yaptırabilirsiniz. Bilgisayar başına veya başka bir şekilde veya işte aksayan bir arkadaşımızı getire götür işte de bazen yerine iş yapabilir ama bir görme engelli ikinci bir materyal olmadığı sürece rahat bir çalışma yapamıyor. Yani bir santral başında olsun, bir yazıda Braille alfabesini öğrenmeyince, bir bilgisayar başında bilgisayar konuşma programı olmadığı sürece veya bir beyaz baston eğitimi olmadığı sürece o kişi, o görme engelli rahat bir işlev yapamıyor. Dolayısıyla memuriyet veya iş hayatı süresince de bunları mutlaka gereksinim duyuyor. İster istemez devletimizin de son yıllarda veya teknolojinin de son yıllarda getirdiği şartlara göre onlar da çeşitli şekillerde faydalanabiliyorlar. İşte devletimizin işte bir görme engelli memura işte gerekirse kanuni haklı olarak ona konuşan bilgisayar tahsis edebiliyor. Yani bilgisayarın konuşan programı tahsis edebiliyor. Bu da yüklendiği sürece arkadaşımız o programdan konuşur vaziyette faydalanıp bütün bilgisayar konuşur hale getirebiliyor. Veya teknoloji sayesinde bilgisayarların, cep telefonların konuşan programları sayesinde o kişi, o görme engelli rahatlıkla birçok işlev yapabiliyor. Fakat bunların hepsi tabii arz talep meselesi. Yani arkadaşlarımız yani görme engelli arkadaşlarımızın evde kapalı kalmaması lazım. Evet. Yani ailelerimizin bunları çıkarması lazım. Ki ailelerimiz bunları dışarı çıkardığı sürece, bunlar devletimizin de vermiş olduğu imkanları kullandığı sürece hiçbir zaman mağdur olmuyorlar. Yani görme engelli evde kalıyor gibi bir şey olmuyor ama dışarı çıkıp imtihana girip bir memuriyet hayatına atıldığı zaman bunun illaki bazı artıları olabiliyor. İşte eğitimler var. Eğitimler aldıktan sonra işte bazı devletimizin sağladığı ona özellikle şeyler var. Onlardan faydalanabiliyor. İşte oturarak iş yaptırılabiliyor. Yerine göre başka işlevler yaptırılabiliyor ama tabii bunlar önce aileden kaynaklanıp bitmesi lazım. Evet. Ailemiz öncelikle o görme engelliyi bir kere hayata kazandırması lazım.
Onların okullarına gönderilmesi lazım. Okullarda eğitimler çok güzel. Şimdi İstanbul'lardaki, Ankara'lardaki eğitimler. Hatta ilimizde bile bu eğitimlerin bazı çalışmaları biz dernek olarak yaptık. Evet. Geçen sene Safranbolu İlçe Milli Eğitim'le birlikte biz bir proje yaptık. Sisko projesi. Buna ortopedik engelli arkadaşlarımızı da gönderdik. Ve görme engelli arkadaşlarımız da gitti. Az gören arkadaşlarımız. Ki onların bir tanesi şu an öğreticilik yapıyor. Onun haricinde de Safranbolu Halk Sağlığı ile birlikte derneğimizin ortaklaşa yapmış olduğu ki Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterimizin de içinde bulunduğu, Sayın İsmail Bey'in içinde bulunduğu bir projemiz vardı. Hastanenin içindeki yazıları tamamen Braille alfabesi ile yapıp görme engelli vatandaşlar veya görme engelli kişilerin veya görme engelli personelin ki bunun için 4-5 tane personel evet. vardı. Hastane içinde, sağlık kurumu içinde daha rahat hareket etmesini sağlayacak bazı materyaller, işte yazılar, oklar, işaretler, onlar konularak o proje yapıldı. Braille alfabesi kursu. Bunun da öncülüğünü derneğimizin yapmış olması benim için çok güzel bir olaydı. Ve o da 5,5 aylık bir kurstu. Yani kolay bir kursta değildi, güzel bir kurstu. Ve sonuçta da o arkadaşlarımız bunların sertifikalarını aldılar. Onun haricinde de yine derneğimizde diğer görme engellilere beyaz baston ihtiyaç sahiplerine onları vererek veya konuşan saat aracılığı yaparak yani olmayanlara geçtiğimiz yıllarda bunu başkanımız bir kez yapmıştı. Takriben bir 10 kişiye falan konuşan saat bundan yıllar öncesi vermişti. Evet. 3. döneminde zannedersem. Böyle de aracılık konusunda da arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz görme engelleri üzerinden. Aslında dediğimiz gibi bilinçlenince hem görme engellilerin hem de genel olarak engellilerin daha rahat bir şekilde yaşaması, eğitim alması ve ailelerin bilinçlenerek engellilerin hayata kazandırılması önemli olan her şeyin başında. Son olarak ben size bununla ilgili vermek istediğiniz mesajı soruyorum. Hem bireysel olarak yapmamız gerekenler hem de yerel yönetimler olarak, devlet olarak yapmamız gerekenler nelerdir? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Size? Mesajlarımız yani engelli arkadaşlarımızı aileler evinde tutmayacak. Derneklerimizde sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçecek. Buradan engellilerin ne gibi hakları olduğunu ve engelliler neler yapılabileceğini bu tür kuruluşlardan bilgi edinebilirler. Bu çalışmalardan dolayı yani engelli evinde kalmayacak. Birçok hakları var. Bu haklarını bilecekler. Ve engelli ailesine yük değildir. Yük olmaması gerekiyor. Yani bunu kamuoyunun da bilmesi gerekiyor. Engellileri, sağlıklı kişilerin. Engelliler toplum içerisinde vardır. Bunu hiçbir zaman göz ardı edilemez. Bunlar da sağlıklı insanlar gibi yaşama hakları vardır. Bu yaşama hakları kimse kimsenin elinden kimsenin yaşama hakkını alamaz. Onların haklarına da bizler de sahibiz. Ve bizler de elbette ki her noksanın bir fazlalığı vardır. Mutlaka engelli insanların yapabilecekleri işler var. Bir tarafım eksikse diğer tarafım güçlüdür, fazladır. Yani bunlar kesinlikle göz ardı edilemez. Engelli insanları, aileleri sokağa çıkarması lazım. Birlik beraberlik içerisinde çeşitli faaliyetlerle bunların çalışmaları içerisine katmak gerekiyor. Ben bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de şunu söyleyeyim. Karabük'te 20 yıllık bir derneğiz. Ve Karabük ilinde çalışan, kamu yararına çalışan tek derneğiz, tek kurumuz. Dolayısıyla öncelikle aileler, daha sonra gençlerimiz ya engellilerimiz ya vatandaşlarımız, her ne olursa olsun, öyle de olsa böyle de olsa derneğimize yolları düşsün, şöyle bir baksınlar. Onlar mutlaka yani bir şey hakları vardır yani engelli olarak ama bunların çoğu evde kapalı kaldığı için veya başımıza bir şey gelmeyecek edasıyla çoğu pas geçiyorlar. Yani biz de sağlamken öyleydik belki. Yani pas geçiyorlar. Yani evet. Sen tabii yol üzerindeyiz biz dernek olarak. Çoğu belki sağ tarafına bakıp da geçmiyor bile. Ama bir gün oluyor kesinlikle oraya geliyor. Ya anası için, ya babası için, ya kardeş için, ya bir engelli vatandaş ailesi bir şeysi için. Aa sizin derneğiniz burada mıydı diye söylüyorlar. Sonra diyorlar ki işte bizim hakkımız neydi? Sonra indirim duyunca hemen ilk işlere rapor almaya gidiyor. Baktılar otobüste indirim var. Evet. Baktılar işte internette, baktılar işte cep telefonda. Evet. Baktılar suda. Nereden kırpabilirim, %40 rapor alabilirim düşüncesiyle hemen rapor almaya koşuyorlar. Yani bazıları da başarıyor. Ha başardıktan sonra, %40 aldıktan sonra derneğe geri dönüp bakmıyorlar bile.
Ne olur sanki. He. Onlar da sonuçta toplumu bir birey, bir engelli birey veya engelli birey yakını hiç fark etmez. Sonuçta bizler onlara hani bazı haklarını, bazı şeylerini şey yapabiliyoruz, verebiliyoruz. Artı bazı engelli arkadaşlarımız da evde kapalı kalmasınlar ki derneğimize uğrasınlar. Ben çoğunu biliyorum. Evde kapalı kalıyorlar, gelmiyorlar derneğe ve sonuçta da bir şey olduğu zaman da hani bir beklenti içerisine giriyorlar. Ama yanlış yapıyorlar. Ben şunu söyleyeyim ki yakında bakın devletimiz vermiş olduğu imkanlar çok aslında. Yine Nisan ayın 24'ü imtihan olacak. Bir KPSS olacak. Evet. Bunun öncesinde biz bir kursa başladık. Şimdi kursa katılım son bir söyleyeyim. Şimdi dershaneye gitse bir sürü bir dünya para verecek o insanlar. Şimdi derneğimizin öncülük yaptığı bir şekilde şimdi ücretsiz kurs aldıracağız. Ki bunların çoğu engelliler için bizler koşturuyoruz, ediyoruz, eğiliyoruz ki onlar da bizim bir bu şekilde hayata kazandırması için. Tabii çalışmamıza destek verirse biz daha güçlü çıkarız yani dış dünya veya protokol karşısında. Dolayısıyla onlar bize destek verdiği sürece biz de onlara çok fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet. Kapalı kalmasınlar, bize destek versinler. Evet. Biz onların haklarını mutlaka savunma yoluna gideriz. Onlar da haklarını bize anlatırız. Biz onları anlatırız. Onlara tek söyleyeceğim mesaj bu olması lazım bence. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için, katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Evet, gündem üniversitenin sonuna geldik. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerin sorunlarından ve haklarından bahsetmeye çalıştık. Bizlere düşen görevler nelerdir bunlardan bahsetmeye çalıştık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.